Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğiyle süren Sağlık Olsun programından sesleniyoruz sizlere. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Kazan'la beraber. Sayın hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bazıki tanıtımınız için. Sizinle olmaz Dünya Böbrek Günü dolayısıyla beraberiz ve tuz tüketimini neden azaltmalıyız sorusuna cevap arayacağız. Hepimizin günlük hayat içerisinde yaptığı yanlışları aslında belki de sizin açıklamalarınızla fark etmiş olacağız. Bu yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum bu yayını sevgili dinleyenlerimiz. Aynı zamanda Afyon Gün FM'in Instagram hesabından görüntülü olarak da sizlere ulaşıyoruz. Bunu da dipnot olarak düşelim ve hocamıza soralım. 10 Mart Dünya Böbrek Günü ve günle ilgili değerlendirmeler istersek neler söylersiniz? Aslında böbrek çok önemli bir organ hepimizin bildiği gibi. Tek bir güne böbrekle ilgili önemleri anlatmak açısından aslında sığdırmak çok mümkün değil. Ama dünyada kabul görmüş 10 Mart şu anda Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmakta ve böbreklerimizin nasıl koruyabiliriz? Böbrek hastalıkları olan bir hasta durumuna nasıl gelmeyiz? Bunlarla ilgili önlemleri nasıl alabiliriz? Bu senenin de teması az çok bu olarak belirlendi ve tuz tüketiminin azaltılması ile ilgili farkındalık oluşturmak adına bu sene bugünü ithaf etti Dünya Sağlık Örgütü. Bu nedenle tuz tüketimiyle ilgili ben önerilerde bulunacağım. Evet, sizlere. Son derece dediğim gibi günlük hayatta karşımıza çıkan yaptığımız yanlışlardan birisi fazlaca tuz tüketmek. Nedense önümüze yemek geri gelmez hemen ilk yaptığımız iş tuzluğa sarılmaktır. Halbuki hocamızı dinledikten sonra ne kadar yanlış yaptığımızı bir kez daha fark edeceksiniz. Sayın hocam günlük ne kadar tuz tüketimi yapmamız gerekiyor? Şimdi aşırı tuz tüketiminin birçok hastalık ile ilişkili olduğu kanıtlanmış durumda. Bunların başında hipertansiyon ve hipertansiyon zemininde gelişen felç, inme dediğimiz felç durumu, kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz kalp krizi, kalp yetmezliği durumu, böbrek hastalıkları gibi hastalıklar veya çok bilinmeyen aslında tuz deyince aslında bir tek tansiyon ve bununla ilişkili hastalıklar gelir ama kemik erimesine dair sebep olabileceği bilinmekte aşırı tuz tüketiminin. Hatta bunun yanında bazı kanser tipleriyle de özellikle mide kanseri olmak üzere ilişkili olduğu tuz tüketiminin kanıtlanmış durumda. Bu nedenle bu hastalıklardan korunabilmek adına Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketimimizin 5 gram ile sınırlandırılmasını aslında öneriyor. 5 gram tuz dediğimizde bizim hani kaşık ile miktar vermek meşhurdur ya yemek tarihlerinde. Tepeleme bir çay kaşığı veya silme bir tatlı kaşığı olarak ifade edilebilir günlük tüketilmesi gereken tuz miktarı. Evet, özellikle yemek yapanlar buna özen göstersinler diyelim. Peki ülkemizde ortalama tuz tüketimi ne kadar? Şimdi ülkemizde bu konuda yapılmış çok ciddi büyük 2 tane çalışma var. Aslında belki bir üçüncüsü de yakın zamanda yapılabilir. Çalışmalardan kısaca bahsetmem gerekirse 2008 yılında Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nin gerçekleştirdiği SalTürk 1 çalışması. Bu çalışmada ortalama bir Türk'ün günde yaklaşık 18 gram tuz tükettiği tespit edilmiş durumda. Bundan yaklaşık 4 yıl sonra yapılan SalTürk 2 çalışmasında da yine bir miktar azalma gösterse de bu 18 gramlık tuz hala çok ciddi oranda yüksek tuz tükettiğimiz ortaya kondu ve 15 gram civarında günlük bir Türk'ün tuz tükettiği tespit edildi. Bu çalışma şu anlamda da önemli. Yani bir tek Güneydoğu Anadolu'dan veya Doğu Anadolu'dan hastalar alınmadı. Türkiye'nin her bölgesinden belli sayıda hastalar alınarak yapıldığı için Türk toplumunun yansıtması açısından da oldukça önemli. Dünya geneline baktığımızda ise tuz tüketiminin yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 gram civarında olduğunu biliyoruz. Bu da yine ülkeden ülkeye göre değişiyor. Almanya'da 7 gram civarında, İngiltere'de 8-8,5, Amerika'da da yine 10 gram civarında bir tuz tüketimi olduğu belirtiliyor. Biz bu anlamda da değerlendirdiğimizde aslında dünyaya göre de yüksek oranda tuz tükettiğimiz çok aşikar şekilde maalesef ortada diyebilirim. Evet. Peki hangi tuz daha sağlıklıdır? İşte piyasada Himalaya tuzu var, kaya tuzu var, sofra tuzu var, hangisi?
Ya bu sorunuza açıkçası hiçbir tuz şeklinde cevap vermek istiyorum ama biraz yine açmak isterim. Tüm tuz tiplerinin aslında bileşimi sodyum klorürden oluşuyor temel olarak. Bizim günlük hayatta çok sık kullandığımız, bakkaldan, marketten aldığımız tuzların %97,5 sodyum klorürden oluşuyor. Geri kalan %2,5'luk kısmı ise işte topaklaşmayı önleyici maddeler ve iyottan oluşuyor. Özellikle marketten ve bakkaldan aldığımız sular iyotlu tuzlar. Hep yazılır üzerine iyotlu tuz. Tabii bunun da öneminden yine bahsedeceğim. Himalaya tuzu ve kaya tuzunun ise sofra tuzlarından farklı olarak bir miktar sodyum klorür içeriği düşük ve diğer elementler açısından biraz zengin olabilir şeklinde ifadeler var. Ve farklı bazı elementleri içerdiği gerçekten gösterilmiş durumda bu anlamda. Himalaya tuzunu görmüşsünüzdür. Marketlerde satılıyor, büyük marketlerde. Pembe, kahverengimsi bir rengi oluyor. İşte bu rengi veren elementin Himalaya tuzuna demir olduğunu biliyoruz. Onun dışında çinko, bakır gibi bazı elementleri de bulundurabiliyor Himalaya tuzu ve kaya tuzu. Örneğin kaya tuzunda mesela plütonyum bile bulunmuş durumda aslında. Hmm. Atom bombası yapımında kullanılan plütonyumun kaya tuzunda eser miktarlarda bulunduğu tespit edilmiş durumda. Bu anlamda baktığımızda aslında temel olarak hepsinin içeriği sodyum klorür. Çok büyük çoğunluğu sodyum klorür. Çok düşük miktarlarda eser elementleri içerebiliyor. Ki Himalaya tuzuyla ilgili şu eklemeyi de yapmak istiyorum. Bence ticari bir istismar aracı olarak da maalesef kullanılıyor. Çünkü marketlerde çok ciddi meblağlara satılan... Bence olmazsa olmaz bir besinmiş gibi. Kesinlikle asla böyle değil. İlla birini öne çıkarmak gerekiyorsa yine her tuz zararlıdırla bitirmek istiyorum ama dediğim gibi markette, bakkalda satılan iyotlandırılmış, iyottan zenginleştirilmiş tuzlar bir miktar daha ön planda. Çünkü iyot da özellikle beyin gelişimi olmak üzere tüm vücut fonksiyonlarında guatr, tiroid ile ilgili hastalıkların gelişmemesinde mutlaka tüketilmesi gereken bir element. İyotlu sofra tuzu aslında bir miktar diğerlerine göre iyi ama her tuz zararlıdır diyerek kapatıyor. Öncesini aşmadan hayır. Hangi tuz daha zararlı hocam? Tersten sorduğunuz o zaman bu bahsettiğim tuz tiplerinden biri değil de gizli tuz olarak cevap vererek bizi dinleyenlerin biraz kafasını karıştırmak istiyorum. Gizli tuz dedi hocam. Gizli tuz diyorum. Çünkü markete falan gittiğinizde aslında tatlı bir şey de almış olabiliriz. Tatlı bir ambalajlı ürün de, kek de almış olabiliriz veya çikolata da almış olabiliriz. Ancak çikolatanın içinde de tuz var. Çünkü ambalajlı ürünlerin uzun süre raf ömrünü uzatabilmek adına kullanılan bazı maddeler, işte sodyum benzoat gibi veya monosodyum glutamat gibi maddeler sodyum içermekte ve biz zaten tuz derken aslında sodyumu kastettiğimizi belirtmek isterim burada. Sodyum içeren her ürüne tuz diyebiliriz. Bu anlamda gizli tuz diyebilirim. Yani aslında evde işte yemek pişirirken bir çay kaşığı tuz kullanalım kavramı, işte dışarıda belki o gün bir kek, bir çikolata yediysek çok daha az tuz kullanmamız gerektiğini bize hatırlatmalı. Sadece o bildiğimiz sofra tuzunu düşünmeyelim. Kesinlikle. Peki hiç mi faydası yok hocam tuzun? Mutlaka var. Yani tuz dediğimiz aslında bizim için yaşamsal bir element. Sodyum yani. Sodyumun vücuttaki fonksiyonlarını size kısaca özetlemem gerekirse aslında kan tahlili verdiğimizde kan tahlillerinde kanda en yüksek çıkan element olarak söyleyebilirim sodyumu. Yani kan sodyumu bu anlamda çok değerli bizim için. Herhangi birimizin sodyum değerini, kanımızdaki sodyum değerini bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde 5 birim bile düşürsek aslında hepimiz yoğun bakım hastası haline gelebiliriz ve komaya gireriz. Bu anlamda sodyum aslında hücre dokularımızda su dolaşımının sağlanmasında, su dağılımının şekillendirilmesinde, kas iskelet sistemimizin güvenli bir şekilde çalışabilmesinde, sinir ileti sistemimizde ve kemik yapılarımızda çok ciddi fonksiyonları olan, görev gören bir element. Ancak bu kadar önemli olduğunu söylemem sakın böyle hastalarımızı veya insanlarımızı tuz tüketimini artıralım şeklinde bir algıya yol açmasın. Hani günlük normal beslenmemiz sırasında tuzlu olmayan besinlerden bile biz yeteri kadar tuz ihtiyacımızı karşılamaktayız. Bu nedenle mümkün olduğunca tuzdan uzak bir hayat sürmeye çalışmamız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programındayız. Doktor öğretim üyesi Sinan Kazan hocamızdan
tuz tüketimine ilişkin önemli bilgiler alıyoruz. Hocam, hayati soruyu burada soralım. Tuzu azaltmak neden bu kadar önemli? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ölümlerin, yani ölen insanların %30 kadarı kalp ve kalp ile ilişkili damar hastalıklarından kaybedilmekte. Ve bu kalp hastalıkları için bizim değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Hiç müdahale edemeyeceğimiz risk faktörleri var. Örneğin erkek cinsiyetin kadınlara göre kalp hastalıkları açısından daha riskli olduğu kanıtlanmış durumda, ama biz bunu değiştiremiyoruz. Örneğin genetik altyapımızı değiştiremiyoruz. Yani ailemizde kalp ile ilgili bir rahatsızlığı olan bir hasta varsa, bizde de bunun ortaya çıkma olasılığı ve bizde de kötü sonuçlara yol açma olasılığı daha yüksek oluyor. Ancak bazı değiştirebileceğimiz risk faktörleri de var dediğim gibi. Bu risk faktörleri arasında hipertansiyon ve hipertansiyonun iyi kontrolü, ki bu zaten aslında tuz tüketiminin azaltılmasından geçiyor. Tuz tüketimi burada önümüze çıkıyor ve ne kadar az tuz ile beslenirsek, tansiyonu olan bir hastada bile tansiyonun kontrolü bizim için çok daha kolay oluyor diyebilirim. Şöyle bir verimiz de mevcut. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı veriler bunlar. Günlük tuz tüketimini 1 gram azalttığımızda inme görülme olasılığını %5 civarında, kalp krizi geçirme olasılığımızı ise %3 civarında azaltabiliyoruz. Çok daha çarpıcı bir veri paylaşayım sizinle. Günlük tuz tüketimini 9 gram azalttığımızda, yani biz Türk toplumu olarak demiştik ya 15 gram hala tuz tüketiyoruz en son yapılan çalışmaya göre. 9 gram azaltsak bile önerilenin üstünde kalıyor. 9 gram bir tuz azalması sağlayabildiğinizde felç görülme olasılığını %34 civarında, kalp krizi geçirme olasılığımızı ise %24 civarında azaltabiliyoruz. Bu anlamda tuz tüketimini mutlaka azaltmamız gerekiyor. Evet. Toplumda tuzla ilgili yanlış algılar var mı diye sormak isterim. Ne dersiniz? Kesinlikle, hem de çok fazla. Ben en sık karşılaştığımız birkaçından örnekler vereyim. Örneğin bazı hastalarımız oluyor. Sıcak havalarda daha fazla tuz kullanmamız gerekiyormuş. Hı. Hocam, hani onun için biz tuzu biraz artırdık. Havalarda terliyoruz, tuz atıyoruz gibi düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet. Terle tuzu çok atıyoruz. Onun için tuz tüketmezsek tuzumuz eksilirmiş hocam şeklinde geliyorlar. Ancak böyle bir şey asla söz konusu değil. Ter ile atılan tuz miktarı çok küçük düzeylerde. Bu nedenle çok terliyorum, onun için çok tuz atayım değil. Çok terliyorsak bunu su içerek yerine koymak çok daha sağlıklı bir davranış olacaktır aslında. Himalaya tuzu, deniz tuzu, kaya tuzu daha faydalıdır gibi bir algı da var, ama bundan bahsetmiştik. Vücudumuz için gerekli olan tuzu aslında tuz içermeyen birçok besinden de, bize tuzlu gelmeyen birçok besinden de alıyoruz. Bu anlamda eğer tuz kullanımı olacaksa da, dediğim gibi iyot da içerdiği için marketlerde veya bakkallarda satılan iyottan zenginleştirilmiş sofra tuzlarının kullanılması, tabii yine dediğim gibi minimum düzeye indirerek kullanmamızı ben açıkçası tavsiye ederim. Tuzsuz yemek yiyemiyorum, işte tadı tuzu olmuyor şeklinde söylenen terzenişlerden. Kesinlikle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle tuzlu azalt dediğimiz zaman bir hastaya, bizim en sık karşılaştığımız cevap olarak bunu söyleyebilirim. Bu konuda da şöyle bilimsel bazı gerçekler var. Aslında doğru, hastalarımız haklı. Yani tuzsuz beslenmeye başlandığında hastaların yemeklerden tat alamama gibi bir yakınması oluyor. Bunu kendimizde de deneyebiliriz. Biz de yaşayacağızdır. Ancak şu biliniyor, hepimizin dilinde tat tomurcukları denen, işte tadı, tuzlu, acıyı, ekşiyi algılayan bazı almaçlar var. Reseptörler diyoruz onlara. İşte bu almaçların değişimiyle alakalı bir şey aslında. Hani belli bir süre tuzsuz beslenmeye alıştığımızda, kendimizi, vücudumuzu, dilimizi buna alıştırdığımızda, aslında belki yemeklerdeki farklı tatların da alınması konusunda tuzsuz beslenme bize fayda sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Şekersiz çay içmek gibi. Kesinlikle. Kesinlikle çok iyi bir örnek oldu bu. Yani şekersiz çay içenler hep şöyle söyler, ben de onlardan birisiyim. Çayın tadını daha iyi alıyorum şeklinde bir ifadede bulunur. Kesinlikle tuzsuz beslendiğimizde de bence belli bir zaman geçtikten sonra, tuzu bıraktıktan sonra, yemeklerdeki belki o farklı lezzeti biz de alabilir hale geleceğiz. Evet.
Yine bir serzeniş daha var galiba. Evet, yani sadece yersizi hastalar susuz beslenmelidir diye de bir algı var. Maalesef bu da oldukça yanlış bir algı. Çünkü özellikle gençlerin beslenme alışkanlığını düşündüğümüzde gizli tuz diye benim en tehlikeli tuz olarak ifade ettiğim tuz oranının gençlerin beslenmesine çok ciddi yer kapladığını çok fazla paketli gıda şeklinde. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani bu nedenle yani gençlere fazla tuz bir şey yapmaz diye bir algıya asla kapılmamamız gerekiyor. Dediğim gibi böbrek fonksiyonları aslında normal çalıştığında fazla tuzu idrar yoluyla atabiliyor. Ancak şöyle bir gerçek de var. Yani çok çalışan organ zaman içerisinde yıpranabiliyor ve artık fonksiyon göremez hale gelebiliyor. Fazla tuzu idrara atamamaya başlayınca da o fazla tuzun vücutta meydana getirdiği hipertansiyon zemininde gelişen olumsuz tüm etkiler genç bir bireyde de ortaya çıkabilir. Evet. Sevgili dinleyenler, Sağlık Olsun programında önemli bir konuyu neden tuzu azaltmalıyız hocamızdan dinliyoruz. Peki hangi hasta grupları tuz tüketimine özellikle dikkat etmeliyiz? Özellikle hipertansiyonu olan hastalar, böbrek hastalığına sahip hastalar bu iki şekilde de olabilir. Bir, böbrek fonksiyonları zaten zayıflamış, böbrek yetmezliği nedeniyle takipte bulunan hastalar veya böbrek fonksiyonları, ya kan tahlili böbrek açısından normal ama idrardan protein kaçıyor olan hastaların da mutlaka tuz tüketimini azaltması gerekiyor. Yine bir diğer hasta grubu olarak konjektif kalp yetmezliği dediğimiz hastanın vücudunda zaten şişliklerin oluştuğu durumu söyleyebilirim. Veya ağır karaciğer yetmezliği olan sirozu gelişmiş hastalar veya hamile kadınlar ve özellikle kortizon grubu ilaçlardan kullanan hastalarımızın tuzdan ekstra bir şekilde uzak durmaları gerekmektedir. Evet. Ve kritik soru, tuz tüketimini nasıl azaltabilir? Bunun için bazı önerilerde bulunabilirim. Yemek hazırlama ve pişirme sırasında ekstra tuz kullanımı mümkün olduğunca azaltılmalı. Hatta hiç kullanılmasa bile bazı gıdaların içerisinde veya yemek yaparken kullandığımız bazı yandaş malzemelerin içerisinde zaten tuz bulunmakta. Bu nedenle mümkün olduğunca az tuz tüketilmeli yemek yapımı sırasında. Ketçap, soya sosu gibi hazır soslardan, cips ve patlamış mısır gibi bazı atıştırmalık ürünlerden, tuzlu kuru yemişlerden, salamura, turşu gibi bizim toplumumuzda çok sık kullanılan gıdalardan, gazlı veya gazsız olabilir, aromalı veya aromasız olabilir, her türlü hazır içeceklerden, su dışındaki ve konserve ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Özellikle Afyon özelinde belki sucuğa ekşi parantez açmak gerekebilir. Çünkü sucuk da yapım aşamasında tuzun oldukça yoğun kullanıldığı bir tüketim malzemesi olarak. Çünkü uzun süre saklanıyor. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun dışında sofradan tuzluklar kaldırılabilir bir önlem olarak. Sofrada yani yemek piştikten sonra da tuz ilavesinin önüne geçilmeye çalışılabilir böylelikle. İşte tadı tuzu olmuyor şeklinde yakınmaları olan hastalarımızda da bu anlamda hani daha sağlıklı yemeğe lezzet verebilecek baharatları önerebiliyoruz. İşte sarımsak gibi, nane gibi, kekik gibi baharatlar belki kullanılabilir bu anlamda. Geleneksel olarak da evde hazırlanan salça, tarhana veya yaprak salamurası gibi tüketim malzemelerinde de tuz içeriği oldukça yüksek maalesef ve bu ürünler ile eğer bir yemek pişiriliyorsa da ek tuz atılmasından kaçınılmasını ben tavsiye edebilirim. Tuz tüketiminin azalması ilk etapta yemeklerden lezzet almamızla gerçekten engel olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ancak tuz tüketimi ısrarcı bir şekilde az miktarda tutulduğunda dilimizdeki tat tomurcuklarının da buna uyum sağlayacağını ve yemeklerden belki de şimdiye kadar hiç almadığımız tatları almamızı sağlayabilir diye düşünüyorum. Evet. 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Sayın Hocamızı ağırladık. Bir kez daha konuyu toparlayalım ve dinleyicilerimize veda etmeden son uyarılarımızı sıralayalım. Neler söylersiniz? Tuz tüketimini mümkün olduğunca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde kısıtlamamız gerekiyor. Bu anlamda yapabileceğimiz çok şey var. Hayat güzel, yaşamak güzel. Böbreklerimiz çok önemli organlarımız. İlk başta böbrek fonksiyonlarını koruyabilmek adına
Onun dışında kalp, beyin sağlığı, işte kas iskelet sistemi ile ilgili bazı hastalıklara sahip olmamak adına tuz tüketimine özen göstermeliyiz. Evet, 10 Mart Dünya Böbrek Günü, tuz tüketimini azalttığımız gün olsun. Bugünü milat bilelim ve hepimiz bu konuda bilinçlenelim. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim burada konuşma şansını verdiğiniz için. Gün FM ailesine çok teşekkür ederim. Sağolunuz, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde sürdürdüğümüz Sağlık Olsun programında Afsü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Sayın Sinan Kazan'ı ağırladık. 15 gün sonra farklı bir konu ve konukla yine karşınızda olabilmeyi istiyoruz. Kapatırken hep söylediğimiz gibi ne olursa olsun önce sağlık olsun diyoruz. Hoşçakalın.